anlatacağım. Arada sormak istediğiniz bir şey olursa chat kutusuna yazın. Bugün yalnızım. Peyderpey cevaplamaya çalışacağım. Mümkün mertebe sonlara doğru yazarsanız memnun olurum. Eğer ki bu sunumu almak isterseniz biz sizlere adreslerinizi PDF dokümanı olarak göndereceğiz. İsterseniz inceleyebilirsiniz tekrardan indirip. Bu cihazları benim işletmemde görmek istiyorum, ilgileniyorum derseniz de bize bilgi verirsiniz. Ben şimdi size adresimi ve telefon numaramı yazacağım. Ben bunları sahada kendi işletmemde görmek istiyorum derseniz de arkadaşlar size yardımcı olacak. Mail bilgimi ve telefon bilgimi burada aktarıyorum. Sizin mail bilgilerinizi buraya yazmanıza gerek yok. Maalesef benim zaten onları kayıt altına alamayacağım. Ki zaten EMO tarafından bilgileriniz bize ulaşacak. Biz de bu bilgiler çerçevesinde sizlere dönüş yapacağız. Evet, gelelim döner ekipmanlarda vibrasyon ölçümü ve faydaları konusuna. Vibrasyonu niye kullanırız? Bize ne fayda sağlar? Vibrasyon ölçümü, ondan bahsedelim. Şimdi, herhangi bir mekanik döner ekipmanda bir problem olacak veya oluyor. Bunu hedef önceden tespit edebilmek. Yani olduğu an son derece geç bir zamanlama. Bunu daha önceden tespit edebiliyor olmamız lazım. Bunun tespitinde kolay yollar da var tabii ki. Mesela 1 ila 5 gün öncesinden siz eğer ki elinizi değdiremiyorsanız bu döner ekipmana, orada bir sorun var demektir. Yani bir problem karşınıza çıkacak demektir. Sesler artar. 1 ila 4 hafta öncesinden seslerde artış başlar. Bu da bir işarettir. Yani herhangi bir ölçüm mekanizmanız yoksa bunlar size yol gösterebilir. Termal kameranız varsa bir miktar şanslısınız. 3 ila 12 hafta öncesinden sıcaklık değişimleri size bir takım işaretler verir ki burada bir sorun var diyebilirsiniz 3 ila 12 hafta öncesinden. Ama vibrasyon ölçümü yapıyorsanız, ki bu çok güzel bir şey. Vibrasyon ölçümü sayesinde 1 ila 9 ay öncesinden sorunu yakalama imkanınız mevcut. Bir hayli önce. Ya bu zaman zarfında duruş planlarınızı da yaparsınız. Gerekli sarf malzemelerinizi de belirlersiniz. Aklınıza gelecek her şeyi yapabilirsiniz. Termografi de zaten pek çok işinizde fayda sağladığı gibi döner ekipmanlarda da sıcaklıkla birlikte size pek çok fayda sağlayacak ve dediğim gibi 3 ila 12 hafta öncesinden sorunları yakalayabileceksiniz. Tabii sadece döner ekipmanlarda değil, pek çok ekipmanlarda da sorun tespit etmek için termal kamera netice itibariyle ideal bir cihaz. Yani sıcaklıkla ilgili aklınıza gelen her işinizde board takibine kadar, elektronik boardlarınızın durumuna kadar her şeyi yakalama imkanınız mevcut. Bunlar da size termal kamerayla alınmış döner ekipmanlardan birkaç örnek. Yani motor fazla ısınmış, döner ekipman ısınmış, kaplinde bir probleme olduğunu da veya yataklarda bir sorun olduğunda termal kamerayla algılama imkanınız mevcut arkadaşlar. Gelelim vibrasyon testinin faydalarına ve bu ölçümleri nasıl yapacağınıza dair bilgilere. Aslında biz elektrik mühendislerinin bir miktar yabancı olduğumuz bir konu olmasına rağmen çok da zor bir konu değil. Her ne kadar bu vibrasyon için makine mühendislerinin de uzun süre çaba sarf etmeleri, hem teorik hem pratik çalışma yapmalarına rağmen
Çok da zor konu değil. Sadece önemli olan zaman ayırabilmek. Şimdi bunu bir motor mili olarak düşünün ve dönüyor. Döndüğü zaman bir vibrasyonu, bir hareketi söz konusu. Bunu da yabancısı olmadığımız sinüs öğrisiyle ortaya koyuyoruz. Bir periyotta olan olay. Yani şuradaki kırmızı noktamız, yani motor milimiz bir kere tam bir tur atana kadar gördüğümüz vibrasyon bu şekilde. Bir de bu motor milinde bir fan olduğunu düşünelim. On kanatlı bir fan olduğunu düşünelim. Bu da şuradan başladı. Tam bir turu tamamladığında 10 parça olduğu için periyot 10 katı. 10 katı bir periyotta aynı sürede 10 tane salınımı görmüş oluyorsunuz. Bunlar iç içe geldiği zaman, yani motorla fanı bir arada düşündüğümüzde bu ikisinin üst üste gösterilmiş hali. Bunların bir de üst üste bindiğini düşünürsek, bileşkeyi görmek istersek, bileşke bu şekilde oluyor. Maalesef ki her bir ekipman, her bir komponent kendisi bağımsız bir vibrasyon ürettiği için bu kadar basit bir şekil göremiyoruz. Zaman genlik değişiminde böyle karmaşık bir şekil karşımıza çıkıyor. Bu şekli okuyabilenler de var. Ama bu şekli okumak pek de kolay değil. Ne yapıyoruz? Bunu FFT diyagramına çeviriyoruz. Harmoniklerden bildiğiniz gibi Fast Fourier Transformer formatında bizim bir tane motor milimiz dönüyordu. Onun bir vibrasyonu var. Şekilde kusura bakmayın. Bir de fanımızın vibrasyonu var. Genlikleri de belli şekillerde ortaya çıkmış. FFT diyagramında bunu anlamak, görmek çok daha kolay. Ama tabii ki yine gerçek hayat bu kadar basit değil. Böyle pek çok farklı frekanslarda, farklı genliklerde sinyaller görebiliyoruz. Önemli olan bu sinyalleri okuyup yoruma ulaşabilmek. Ama ben size daha kolay bir yöntem anlatacağım sonra. Evet, bu basitçe bir yapı. Yani bir fabrikada çalışan bir insan veya bir binada, bir işletmede fasilite yönetimi yapan, bir bina yönetimi yapan bir kişinin pek de yabancısı olmadığı bir alet. Motor pompa grubu. Bunu bir sensör bağlayarak vibrasyonu takip ettiğimizde her motorda, her sistemde farklı işaretler görürüz. Yani buna bir imza da diyebilirsiniz. Kendisi bir vibrasyon üretiyor. Her bir şey vibrasyon üretiyor. Şurası zaman, burası genlik olunca biz buna zaman dalga formu adıyla adlandırıyoruz. Ama maalesef karmaşık bir görüntü ve buradan bir yoruma gitmek kolay iş değil. Ne yapıyoruz? Biz de buradaki zaman domainindeki olayları frekans domainine çeviriyoruz. FFT diyagramlarından gösteriyoruz ki daha kolay anlayabilelim. Murat Bey, şu an sesim geliyor mu? Başka sesimi almayan kimse var mı? Daha kolay algılayabilelim. Evet, her makine parçasının kendine özgü bir vibrasyon sinyali olduğunu söylemiştik ve bunlardan birer spektrumlar ortaya koymuştuk. Bunlardan bir algı çıkarıyoruz. Yani burada bir problem var diyebiliyoruz. Bu mekanikçilerin dört büyük dediği problemleri buradan yakalayabilmek son derece basit. Zaten başka da bir problem açıkçası çıkmıyor. Balanssızlık problemi, kaplin ayarsızlığı, gevşeklikler ve de Ruhlmann arızaları. Bunları bu
Şurada gördüğümüz, affedersiniz biraz hızlı gittim. Şurada gördüğümüz spektrumlardan bunları çıkarmak içten bile değil. Ama dediğim gibi biraz efor sarf etmek gerekiyor. 2-3 sene teorik ve pratik çalışma istiyor. Yani yapamayacağımız bir şey değil ama buna zaman ayırmak da ayrı bir konu. Bunca işimizin arasında. Evet, nereden bahsetmiştik? Ruman arızamız var demiştik. Kaprin ayarsızlığı, yanlış ayar, balanssızlık ve gevşeklikleri buradan yakalama imkanımız mevcut. Ne yapacağız? İlgili yerlere, cihazların bize tanımladığı ilgili yerlere sensörümüzü koyacağız ve ölçümlerimizi yapacağız. Bu ölçüm çerçevesinde de sonuca gideceğiz. Evet, yine frekans konusu mekanik sistemlerde de gündemde. Bir yüksek bant var, 20 kHz'e kadar, bir de düşük bant var, 1 kHz'e kadar olan olayları izleyerek sorunun ne olduğunu ve nerede olduğunu yakalayabiliyoruz. Bunların belli işaretleri var. Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama mesela düşük kademede, düşük frekanstan balanssızlık problemini, kaprin ayarsızlıklarını yakalama imkanımız mevcut. Kısaca bunu söyleyeyim size. Evet, bizim bir cihazımız var. Bu cihaz biraz daha farklı bir yapıda. Bize bu vibrasyon sinyallerini vermenin yanı sıra bir de sonucu söylüyor. Bu sonuca gitmek nasıl oluyor? Onlardan da bahsedeceğim. Daha doğrusu siz ilk etapta analizi nasıl yapabilirsiniz? Çok kısa ondan bahsedeceğim. Yine bizim bu meşhur pompamızı aldık. Ne var burada? Bir motorumuz var. Ve de bunun motorun tahrik ettiği bir pompa. Pompada 4 tane kanat var. 4 kanatın vibrasyonunu devrin 4. katında görüyoruz. Burada ana vibrasyonumuz. Yani milin vibrasyonu. Farklı tipte yataklar oluyor. Onlar hakkında da bilginiz vardır zaten. Bu bilyalı yatağımız var. Sıklık karşılaştığımız. Bir de büyük güçlerde arada bir yağ filmi oluşturarak çalışan kaymalı yataklar da mevcut. Yani bilya yerine orada oluşan yağ filmi ekipmanların rotorun, statörün içerisinde problemsiz bir şekilde dönmesini sağlıyor. Evet, rulman ve tabii ki maalesef bizim karşımıza çıkacak olaylar rulman arızaları. Rulmanda neden arızalar çıkabilir? Montaj hatası olabilir. Yağlamamızda problem olabilir. Zaman zarfında kirlilikler, yırtılmalar ve diğer nedenlerden rulmanda problem çıkabilir ki maalesef ki dönen ekipmanlarda en çok karşımıza çıkan olay rulman arızaları. Bunun da farklı kaynakları var. Mesela diğer hatalar için hatalı montajda var olan kaprin ayarsızlığında göz önüne alabiliriz arkadaşlar. Evet, rulmanda farklı bir yapı var. İç bileziğimiz var. Şu noktamız. Dış bileziğimiz. Kafesimiz ve bizim bilyalarımız. Şimdi tabii ki dış bilezik sabit. İç bilezik mile bağlı. Millen aynı devirde dönüyor. Fakat buradaki rulmanlar farklı hızlarda dönüyor. Yani birebir aynı değil. Yani şurada başladı. Motor mili başladı. Burada rulman başladı. İkisinin hızları birbirinden farklı olduğu için farklı sürelerde tamamlayacaklar ve frekanslarımız farklı. Ve de devrin tam katına eşit değil.
Örnek veriyorum. Devrin 3,7 katında, 3,52 katında, 5 nokta küsur katında bir Ruhmann sinyallerinden karşı karşıya gelebiliyoruz. Bu da bize bir işaret veriyor. Yani farklı ondalıklı sinyaller gördüğümüz zaman frekans katları burada Ruhmann'a dayalı bir problem var yorumunu yapma imkanına sahibiz. Şimdi bakalım bir Ruhmann arızası nasıl gelişiyor? Yani ben bunu spektrumları okuyarak bu Ruhmann arızasını nasıl buluyorum? Biraz yoracağım sizleri, farklı bir konuya gireceğim. Ama şöyle bir idman yapalım, neler oluyor? Bizim dört kanatlı pompamız, ana vibrasyonumuz, ondan sonucunda dördüncü kat, pardon kusura bakmayın ben iki tane ekran kullanıyorum, bir tanesi ufak olduğu için bir an yüzümü dönmek zorundayım. Bizim dördüncü kattaki vibrasyonumuz, bir de şurada 3,56 katında bir vibrasyon oluşmuş. Bu bir Ruhmann vibrasyondan başka bir şey değil. Ruhmann'da bir vibrasyon var. Evet. Yeniden örneğimize başladık. Birinci aşamada her şey güllük gülistanlık. Ana vibrasyonumuz çok yüksek değil, limitler çerçevesinde. Bu limiti aşsaydı buna da başka bir yorum yapacaktık. Dört kanatlı pompamız dördüncü katında bir vibrasyonumuz mevcut. Ve bizim burada örnekte de 3,1 katında, devrin 3,1 katında bir sinyal gördük. Bir vibrasyon sinyali gördük. Evet, bu bir balanssızlık değil, kaplan ayarsızlığı değil. Çünkü devrin tam katlarına denk gelmeyen bir yerde Ruhmann arızasından başka bir şey değil maalesef ki. Ve buradaki problem mikroskobik, yani mikroskopla bakıp görebileceğiniz kadar küçük izler oluşmuş burada. Onun sinyali de bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bunu gördüğünüz zaman herhangi bir aksiyon almamıza gerek yok. Zaman içerisinde tabii ki bu küçük izler hafif hafif büyümeye başlıyor. O büyüdükçe vibrasyon etkimiz de artmaya başlıyor. Yani burada da herhangi belirgin bir şeyimiz yok. Ki bu olay ne zamana kadar devam ediyor ettiğini düşünelim. Bu Ruhmann vibrasyonunun harmoniği oluştuğunda, yani 3,1 katıydı, 6,2 katında da bir vibrasyon sinyali, yükselen bir vibrasyon sinyali görüyorsak, burada bir problem var. Bir problemin başlangıcı. Burada bir şey yapmaya gerek var mı? Yok. Bilmemiz gereken bir problem başlıyor. Evet. İzlemeye devam ettik. Aradan bir süre geçti. Yeniden ölçtük. Bu oluşan vibrasyon probleminden ötürü, Ruhmann'da oluşan vibrasyon probleminden ötürü diğer vibrasyonlarda da yükselmeler başladı. Yani bizim limit değerlerimiz biraz daha limit değerimiz yükselmiyor tabii de vibrasyon değerimiz devrin tam katında, dört katında ve diğer harmoniklerinde bir vibrasyon artışı oluşmaya başladı. İzlemeye devam ediyoruz. Ne zaman ki yan bantlar, side bands dediğimiz yan bantları oluştuğunda bu olay biraz daha önem kazanmaya başladı ve artık bunu izleme moduna geçmemiz lazım. Yani buradaki vibrasyon artık önem kazandı. İzleme moduna daha sıkı takip etmeye başlamamız lazım. Herhangi bir aksiyona gerek var mı? Yok. Yani sökelim motoru da bir bakalım Ruhmann'a demek. Şu aşamada gerekli değil. Yani zaten sökersiniz de Ruhmann iyiymiş dersiniz. Maalesef de bir alışkanlık vardır. Sökülen Ruhmann yerine takılmaz. Boşu boşuna yenilemiş olursunuz.
O nedenle yan bantları gördük, vibrasyonlar arttı. Yan bantları da gördüğümüz zaman durumu izleyeceğiz. Biz bu motorun vibrasyon ölçümünü 6 ayda bir yapıyorsak 3 aya indireceğiz. 3 aya da bir yapıyorsak ayda bire indirme durumumuz söz konusu bu yan bantları gördüğümüz zaman. Devam ettik. Bir tepecik oluşumu görmeye başladık. İlk rulman vibrasyonun olduğu yerde, 3,1 katında rulman vibrasyonun olduğu yerde tepecikler oluştu. Olay ciddi. Bizim artık bir plan yapmamız lazım. Aksiyona gerek yok, uygulamaya gerek yok. Yani yine bu aşamada da hemen gidip rulmanı değiştirmemize gerek yok. Ancak bir plan yapmamız lazım. Bunun ilk duruşunda veya herhangi bir duruş planlayıp üretim müdürüyle görüşüp bu motora bir plan hazırlayıp o plan çerçevesinde de artık bu rulmanı değiştirmemizde derin faydalar var. Hani değiştirmesek rulmanın bizi ne zaman terk edeceği belli değil. Evet, değiştirmedik. Ölçümlere devam ettik. Tepecikler, alttaki gürültüler, yükselişler bütün frekans bandına kaydı. O zaman iş hakikaten son derece ciddi. Ekstrem bir yapı var. Burada dur üretim müdürüyle konuşayım, dur bir plan yapayım, ne zaman değiştirsem, hafta sonu mu gelsem gibi bir şey yok. Bu kırmızı bölümü gördüğümüzde, yani ekstrem durumu gördüğümüzde, daha doğrusu sinyali inceleyip de alttaki gürültülerin yükseldiğini, tepeciklerin arttığını gördüğümüz anda kesin icraata geçmemiz lazım. Bunu hemen gidermemiz lazım arkadaşlar. Hemen rulmanı değiştireceğiz. Değiştirmezsek her şey bitti. Yani burada nasıl bir senaryoyla baş başasınız? Onu adlandıramıyorum. Artık statünüz mu dağıldı? Rotorunuz statünün içine mi karıştı? Yani belki rotor sargılı motordu. Rotor sargıları da gitti. Çok şeyi kaybedebilirsiniz. Bir rulman kaybından ziyade her şeyi kaybetmek gibi bir durumunuz da burada söz konusu. Üretim kaybı da cabası. Evet, biraz yorucu. Dikkat ettiyseniz, yani bu şeyleri okumak, spek durumları okumak pek de kolay değil. Dediğim gibi makine mühendisleri bile 2-3 sene çaba sarf ediyor, bunları öğreniyor. Hem teorik hem pratik bir çabaları var. Kaçırdığı noktalar da olabiliyor. Bununla beraber farklı yöntemler de geliştirenler var. Mesela şu karmaşık zaman domenini okuyabilen insanlar da var. Pek kolay değil. Kimisi de alıyor spektrumlardan, rulmanın modeline göre, markasına göre sinyalleri belirliyor. O sinyallerde yükseliş varsa oradan bir yoruma gitmeye çalışıyor. Ama gel gelelim. Siz bu rulman vibrasyonlarını numarasına göre hangi devrin kaçıncı katıysa takip etmeye çalışıyorsunuz. İzne çıkıyorsunuz, birkaç gün işe gelmiyorsunuz. O sırada birisi geliyor, sizin arkadaşlarından birisi. Rulmanı değiştiriveriyor. Jurnale de yazmıyor ya da siz jurnali okumuyorsunuz. Buradaki şeyler takipten düşüyor. Çünkü farklı bir marka rulman, farklı bir sinyal üretebiliyor maalesef ki. Bu da ben rulman sinyallerini bakar geçerim diyenler için maalesef bir handikap. Evet, bunun bir kolay yolu, yani bu kadar spektrumları okumakla uğraşmaktansa bunun kolay yolu bir tane Fluke 810. 810 vibrasyon analiz. Bu analiz cihazı sayesinde bu spektrumları okuyup da anlamaya, uğraşmaya hiç mi hiç gerek yok. Kaldı ki buradaki yazılar İngilizce, bizim makinamız Türkçe. Yani buradaki yazıları siz bir cihaz aldığınız zaman buradan Türkçe olarak okuyabileceksiniz. Orada da bir sorunuz söz konusu. Yani sizler İngilizce bilebilirsiniz belki ama beraberinizde çalışan
teknisyenler bilmiyor olabilir. Evet, bizim cihaz nasıl yapıyor? Bu sonuca nasıl ulaşıyorsunuz? Bir kurulumdan geçiyorsunuz önce. İyi bir kurulum yaptığınızda, yani motoru, datalarını cihaza aktardığınızda, iyi bir ölçüm yaptığınızda, ki ölçümünde biraz bir iki şeyi var, cihaza tanımlaması var, düzgün bir satıh bulmanız lazım, yüzeyin temiz olması lazım gibi. Bunların hepsini iyi yaptığınızda cihaz size gerçek sonucu, doğru sonucu vermesi son derece basit, son derece rahat. O zaman doğru sonuca ulaştığınızı rahatlıkla görebilirsiniz. Yeter ki siz cihazı doğru olarak yani bu sisteminizi düzgün bir şekilde Fruk 810'a tanıtın. Ölçümünüzü de düzgün yapın. İyi bir sonuç almanız gayet son derece rahat. Ne yapıyor bizim cihazımız? Yaptığımız kurulum çerçevesinde bir yapay hat oluşuyor. İçinde 5000'e yakın sağlıklı motorun dataları var, sağlıklı sistemlerin dataları var. Bu sistemlerindeki dataları sizin verdiğiniz setup'la eşleştiriyor ve bir yapay hat çiziyor. Synthetic baseline dediğimiz, yani bu motorun şöyle bir vibrasyon spektrumu olması gerekir diye kırmızıyla gösterdiğimiz bir şekil çiziyor. Arkasından siz ölçüm yapıyorsunuz. Ölçümde bu kırmızı çizgileri geçen noktalarda bakıyor ki ha, kırmızı çizgiyi bir yerde geçilmiş. Bu devrin kaçıncı katında? Şu katında. Vibrasyon değeri ne kadar? Şu kadar milimetre bölü saniye. Ha, demek ki burada şöyle bir problem var diyor. Saydığımız dört büyük problemden hangisi olduğunu bize cihaz hemen söylüyor arkadaşlar. Bu kadar hızlı, o kadar spektrumları teker teker okuyup yorum yapmaya, olsa olsa şöyle bir problem vardır demeye açıkçası pek de gerek yok. Fruk 810 sayesinde 3 sorunun cevabını alabiliyoruz. Nedir bu 3 soru? Problem ne? Rulman aşınması, kaplin ayarsızlığı, gevşeklikler ve balanssızlık. Problem ne kadar kötü? Renklendirdik. Bu her biri 25 puanlık renkler, toplamda 100 üzerinden. Seviyeniz hangi boyutta, bunu gözlemleyebiliyorsunuz. Ve tabii ki problemin nerede olduğunu da görüyorsunuz. Sürülen ekipmanda mı? Motorda mı? Ve bunun neresinde? Fan tarafında mı? Kaplin tarafında mı? Onları görebiliyorsunuz. Ve belli bir yapıdaki sistemlere cevap verebiliyoruz. Nedir bunlar? Motorlar, fanlar, blowerlar, kayış-kasnak sistemleri, dişli kutuları, kaplinler, pompalar muhtelif tipte. Ondan sonra kompresörler ve direkt bağlı makinalar, miller. Bu kapsam çerçevesinde incelenebiliyor ve bunlardaki problemleri Fruk 810 sayesinde de gözlemleyebiliyoruz. Ve altta sonuçları gördüğümüz zaman öneriler, tamir önerilerini görebiliyoruz. Ve grafiklerimizi görebiliyoruz. Grafik üzerinde ben bu şeyi, ne derler, bu problemin nereden kaynaklandığına karar verdim diye spektrumun üzerinde noktaları işaretliyor. Yani ölçüm sonuçlarını ve spektrumdaki yerlerini, bu arızaya niçin karar verdiğini cihaz bize hemen gösterebiliyor. Grafikler üzerinden gösterebiliyor. Cihaz üzerinde bakmak belki ekran küçük, size zor gelebilir. Bunları bir yazılıma indirerek yazılımda inceleyebilirsiniz. Yazılımda inceledikten sonra da
çıkarabilirsiniz. Zaman zarfında farklı ölçümlerin sonuçlarını bir trende dönüştürebilirsiniz Excel'e atarak ve de anında raporda çıkarabilirsiniz yazılım sayesinde. Bu yazılım da cihazdan birlikte ücretsiz gelmekte. Hasbelkader cihazın içinde CD'yi bulamazsanız, CD'yi yanlışlıkla kırarsanız, bozarsanız da hiç problem değil. Fullo'nun web sitesinden bu bilgilere ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu cihaz belli bir yapıdaki ekipmanlara sesleniyor. Az önce saymıştım. Motor, pompa, fan, üfleyici, kompresör, mil, dişli kutusu, kayış kasnak gibi sistemlere cevap verebiliyor. Kompleks makinaları, örneğin dizel jeneratör, türbin jeneratör gibi sistemleri bu makineyle maalesef inceleyemiyoruz. Veya şeyde basit çaptaki makinaları da bunların inceleyip vakit kaybına da hiç gerek yok. Bu aletin kapasitesi yarım kilovata kadar. Devirimiz de 200 devir ile 12.000 devir arasında. Yani bu aralıktaki sistemlerle ilgilenebiliyoruz. Türbin jeneratörü, dizel jeneratörü, kağıt makineleri, çoklu sistemleri bu cihazdan cevap veremiyoruz. Bunların hepsini birden inceleyebilecek, yorum yapabileceğimiz vibrasyon kaleminin biraz daha gelişmişi, daha da gelişmiş olan 805 modelimiz burada bize cevap verebiliyor. Ve onda da yine raporlama, trend izleme gibi değerler söz konusu. Bu cihazın aldığı referans da yani neye göre karar verdiği vibrasyonun iyi kötü olup olmadığına ISO 10816 vibrasyon standardı. Bakalım yazabilecek miyim? 10816. Evet. Bu vibrasyon standardı sayesinde buna dayanarak bize makinamızın sağlığı hakkında iyi kötü diye 805 model cihazımız yorum yapabiliyor. Evet, test cihazını neye göre seçeceğiz? Neler yapabileceğiz? Onu da bir inceleyelim beraberce. 1810 modelimiz söz konusu. 3 eksenli bir vibrasyon sensörü. Devrenizi bilmiyorsanız bir lazerli takometremiz mevcut. Genişçe sayabileceğimiz bir ekran ve de Türkçe ve yardımcı fonksiyon tuşları vasıtasıyla bütün çalışmalarımızı bu makineden gerçekleştirebiliyoruz. 3 eksenli proplan ölçüm. İsterseniz tek eksenli proplanı ölçersiniz ama yorumları alamazsınız. O spektrumları sizin okumanız gerekir. Bilgisayar USB girişi ve lazerli takometrenin girişi de buradan gerçekleşiyor. Evet, 3 aşamadan geçtiğimizden bahsetmiştik burada. Kurulumu yapıyoruz. Ölçümümüzü gerçekleştiriyoruz ve de cihaz bize problemi direkt olarak aktarıyor. Hiçbir şekilde spektrumları okudum, anladım, yanlış anladım gibi şeylere gerek yok. Ve bu spektrumları okumak için eğitim maliyetine de gerek yok. Ve daha düşük maliyetlerle direkt olarak hızlı bir şekilde sorunlarınızı ortaya çıkarıyorsunuz. Hemen bir tekrar daha yapalım. Neydi bu sorunlar? Ruman problemleri, balanssızlık, kaplin ayarsızlığı ve gevşeklikler. Evet, kurulumdan da çok kısa bahsedelim. Ne yapıyoruz? Benim bir tane motorum var. Kayış kasnak sisteminden bağlı, örnek veriyorum. Buradan bir kompresörü sürüyor. Kompresörün devri şu kadar. Tabii ki motorun devri şu kadar. Rulmanlar kaymalı yatak veya bilyalı rulman vesaire gibi soruların cevaplarını veriyorsunuz. Alet size soruyor. Bu soruların cevaplarını veriyorsunuz. Setup'tan geçiyorsunuz. Arkasından
ölçüm yapıyorsunuz. Ölçüm yaparken önemli olan kriter sistemin 3 ekseniyle sensörün 3 eksenini eşleştirmek. Yani yatay, dikey, eksenerlerini motorun yatay, dikey ve eksenerlerini rulmanın yatay, dikey ve eksenerlerinden eşleştirmek. Bunu yapmak son derece basit. Cihaz size iki soru soruyor. Sen diyor bu sensörü nereye koydun? Motorun üstüne mi, yanına mı, alnına mı koydun diye soruyor. Eksenel yönde mi koydun diye soruyor. Onun cevabını veriyorsun. Ondan sonra şu kablo mile paralel mi, dik mi diye soruyor. Bu iki sorunun cevabı sayesinde üç ekseni eşleştirmiş oluyoruz. Ve artık bundan sonrası cihaza bağlı. Cihaz bize diğer sentetik baseline'ı çıkarıp limiti aşan noktalardan yorumlarını hızlı bir şekilde yapabiliyor. Bir vibrasyon test cihazımız var. Bahsettiğimiz 810. Bundan bütün detayları görebiliyorsunuz. Biraz yavaş kalabilir belki. 805 modelimiz var. Bu 805 modelinden daha hızlı gidersiniz. Fakat alet size vibrasyon var der. Fakat vibrasyon probleminin ne olduğunu söylemez. Vibrasyon probleminin ne olduğunu öğrenmek için 810 modeline ihtiyacımız mevcut. Bu alet tek eksende ölçer, bu alet üç eksende ölçer. Bunun bu cihazın da güvenilirliği tamdır diyebilirim rahat bir şekilde 810'a da söyleyebileceğim gibi. Çünkü normal koşullarda basit bir vibrasyon kalemi kullanıcının inisiyatifine kalmıştır. Yani baskıyı düzgün yapamaz, açıyı düzgün yapamaz, veremez, bir sonuç alır. Bizim cihazımızda bu baskıyı düzgün yapamazsanız, açınızı, yani bunu değme açısını yamuk tutarsanız, sonuç alamazsınız. Burada yeşil gördüğünüz ışık kırmızı olarak yanar. Bir noktaya gelemezsiniz. Evet, bu alete vibrasyon tarama aracı denmiş. Vibrasyon metre de diyebilirsiniz. Vibrasyon ölçüm cihazı da diyebilirsiniz. Kullanımı son derece kolay. Direktman ölçüm noktasına değdiriyorsunuz. Tavsiyemiz mümkün mertebe rulmana yakın bir yerden ölçümü gerçekleştirmek ve bize verecek 3 sonucu almak. Nedir bunlar? Rulman vibrasyonu, toplam vibrasyon ve sıcaklık. Sıcaklığı infrared termometresi var üzerinde. Direktman oradan ölçüyor. Biz hiçbir data girmezsek, yani sistemimizi tanıtmazsak bile Rulman vibrasyonu hakkında anında bilgi sahibiyiz. Kres faktör plus ölçümü sayesinde Rulman hakkında hızlı bir şekilde bilgi sahibi oluyoruz. Ama makinede tanımlı 37 değişik kategoriyi eşleştirdiğimiz zaman ölçüm yaptığımız sisteme toplam vibrasyonun da iyi, kötü, kabul edilir, kabul edilemez olduğunu da rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. İşte pil yeri, ondan sonra harici bir sensör takabiliyorsunuz. Kulaklık operasyonu kalktı, bu sayfaya geçiyorum. Ve datalarınızı USB kablosuyla yazılıma atabiliyorsunuz. Şimdi FC diye bir modelimiz çıktı. Connect mantığında aldığınız ölçüm datasını anında cep telefonuna aktarma imkanınız şu andan itibaren mevcut. Yeni makinalarımız bu şekilde tasarlandı ve dataları Windows 2010 tabanlı bir Excel'e attığınız anda trendinizi de çıkarabiliyorsunuz. Zaman zarfında yaptığınız ölçümlerden nereye gittiğinizi de gözlemleyebiliyorsunuz. Yani arıza nereye gidiyor, problem ne kadar büyüyor, onu da gözlemleyebiliyorsunuz. Dayanak noktamız ISO 10816. Evet.
verileri saklayıp yorumlama imkanımızda mevcut. Bir stroboskopumuz var. 820-2 diye bir modelde. Bundan da bu şey değil, ne derler, pakete dahil bir ürünümüz değil. Bunu haricen alabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde herhangi bir mile temas etmeden, herhangi bir reflektif bant yapıştırmadan motorumuzun, dönen ekipmanımızın devrini hızlı bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Şimdi kaprin ayarsızlıklarından bahsetmiştik. Daha doğrusu mil ayarsızlığı açısal olabilir, paralel olabilir, yatayda veya dikeyde olabilir. Bunlar birer problem. Bu ayarları düzgün yapamazsak sistemimiz çalışmaz ve maalesef ki sıklıkla karşılaşılan rulman arızası dediğimiz rulman arızalarının %50'si de mil ayarını yapamamaktan kaynaklanır. Ona da önemli bir konu. Bu ölçümleri de gerçekleştirebilecek bir cihazımız var. Hizalama cihazı dediğimiz Flux 830. Lazerli sistemden çalışıyor. Bir lazer kaynağımız, bir aynamız mevcut. Bunları ekipmanımıza bağlayıp, yani motor ve sürülen ekipmana bağlayıp, milimiz düzgün mü? Yani şöyle, tabii bu şekildeki gibi değil. Milimiz düzgün bir şekilde devam ediyor mu? Bağlantının olduğu yerden sonra herhangi bir kaçıklık var mı? Onları gözlemleyebiliyoruz. Bunlar da ekipmanlarımız. Şöyle zincirlen mille bağlıyorsunuz lazerleri. İsterseniz bunların magnetik tipi de var. Zincirlen bağlantı yapmanıza gerek yok. Lazer kaynağı ve aynanın cihazdan bağlantısı Bluetooth. Herhangi bir kablo bağlama, kablo kargaşasından başlıyorsunuz. Evet, özellikle uzun uzun verilmiş yatay dikey hizalama, 200'e kadar ölçümü dosyaya kaydetme vesaire. Bunları sizden paylaştığımız zaman detayları da okuyabilirsiniz. Tek lazerle hızlı ayarlama, tek lazer patentli bir ürün. Çoğunda çift lazer kullanılır ama çoğu kaprin ayar cihazında o biraz zorluk teşkil etmekte. Evet, şöyle anlattıklarımı da özetleyeyim. Siz de sormak istediklerinizi sorarsınız. 1810 cihazımız mevzubahis. Hiçbir şekilde vibrasyon spektrumlarını okumak gibi bir şeye ihtiyacınız yok. İyi bir setup, iyi bir ölçüm gerçekleştirmeniz halinde şu cihaz bize hızlı bir şekilde sonuçları söyleyebiliyor. Daha basit bir şekilde birçok makinayı hızlı bir şekilde analiz için 1805 modelimiz var. Bu aletle de yatak vibrasyonu, toplam vibrasyon ve sıcaklık değerlerini okuyabiliyoruz ve kayıt altına alabiliyoruz. Evet, benim bugünlük size anlatacaklarım bunlardan ibaret. Akşamleyin de İstanbul Şubede elektriksel test ve güvenlik yöntemlerinden ilgili bir seminerim olacak saat 7'den sonra. Fırsatı olanları beklerim. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa şu an sizlerin sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Sanırım sorunuz yok gibi gözüküyor. Ha, bir yazı var. Cihaz fiyatları nasıl Adil Bey? Şöyle, 810 modelimiz yaklaşık 11 bin dolar civarında. 805 modelimizde yaklaşık 2500 dolarlar mertebesinde. Bunlar da zaman zaman kampanyalar, indirimler gerçekleşiyor. Şu an var mı bilemiyorum. Evet, Handan Hanım'ın sorusunu bekliyoruz.
Kampanyalar için Flume web sitesini takip edebilirsiniz. Sizlere zaten bu sunum gelirken kampanyalar hakkında bilgi de göndereceğiz. Ben de teşekkür ederim Kamil Bey. Şimdi Handan Hanım, tek lazer dediğimiz şöyle, bazı makinalarda iki taraftan da yani şöyle şey yapayım. Şurada bir kaplinimiz olsun. Şuraya da bir ekipman bağlıyorsunuz. Buraya da ekipman bağlıyorsunuz. İkisinde de lazer oluyor. Bunlar lazer gönderiyor. Bunlar lazer gönderiyor. Bizimkinde bir kaynaktan lazer gönderiliyor. Aynayla onun karşılaştırılması yapılıyor. Evet, çoğu ürün çift lazerli ama bu bize özgü bir tasarım ve son derece pratiklik ve doğruluk sağlıyor. Koran Bey, size teşekkür ederim. Benim de pek takip etmediğim bir kısmı arkadaşlarla paylaştınız. Yaklaşık Türkçe fiyatlar mevzubeyiz ama bizim satış temsilcileri arkadaşlarımız sizlere istediğiniz zaman fiyat konusunda yardımcı olacaklar. Evet, biraz daha bekleyeceğim sorular için. Can Bey bir soru yazıyor. Peki Adem Bey, buyurun. Pardon, Adil Bey, sorunuzu alabilirim. Ebubekir Bey, size de teşekkürler. Can Bey tamamlayamadı galiba. Biraz uzun yazıyor tahminen. Çok teşekkürler Can Bey. Ben de sizlere teşekkür ederim bizleri dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Ben de teşekkür ederim Hakan Bey katılımlarınız için. Cat S60 telefonda termal kamera özelliği var. Sanırım bize ait bir özellik değil. Bu bazı kameralarda termal gösterim gibi bir fonksiyonlar var ama onlar çok da gerçekçi kameralar değil açıkçası. Kimisi bir boyamanın şeklini değiştiriyor. Ben termal görüntü elde ettim diyor. Ama onlar pek de gerçekçi olmuyor. Yani üstünde termal bir dedektör olmadığı sürece biraz fantezi gibi, biraz daha hayal ürünü gibi geliyor. Flu'nun cep telefonuna adapte olan bir kamerası şu an için mevcut değil ama 279 model bir multimetremiz var. Multimetre fonksiyonlarının yanı sıra termal kamera özelliği de var. Bu ürünü de incelemenizi tavsiye ederim. Yani şu anki gündemde bilemiyorum Fluke bu tarz bir kamera çıkarmıyor. En azından benim aldığım istihbaratlarda bu tarz bir kamera çıkacak gibi bir bilgi maalesef söz konusu değil. Bakarsınız yapar. Fluke adına benim konuşma şansım pek fazla yok. Gelişmeleri yakından takip edemediğim için. Yani yaptığı zaman da sizlerle bunları paylaşabiliriz Adil Bey. Peki, başka sorumuz var mı? Gözükmüyor. Hepinize katılmanız için çok çok teşekkür ederim. Bir başka webinar veya seminerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler.